Balıkesirli hemşehrilerimin Ramazan ayı mübarek olsun. Ramazan ayı rahmet, mağfiret, yardımlaşma, birlik, beraberlik ayı. Ramazan-ı şerifiniz mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Allah bizi böyle bir aydaki hayır ve bereketlere muvaffak kılsın. Ramazan ayının şahsımız, ailemiz, milletimiz, ülkemiz, ümmetimiz ve bütün insanlık için hayırlar, huzur ve barış getirmesini, bizleri manevi yönden yüceltmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Sevgili izleyiciler, henüz Çiçeği Burnu'nda bir belediye başkanımız bizimle birlikte ve ikinci Ramazan'ındasınız Sayın Başkanım. Balıkesir'de Ramazan nasıl geçiyor? Evet, Balıkesir'de Ramazan'ımız çok güzel geçiyor. İl merkezimizde 3 belediyenin etkinlikleriyle şenlendi şehrimiz. Büyükşehir Belediye'miz bir yandan organizasyonlar yaparken, komşu belediyemiz 6 Eylül, biz de ayrı etkinlikler yapıyoruz. Süper geçiyor. Sayın Başkanım, merkez ilçesiniz. Evet, merkez ilçeyiz. Merkeze bağlı 2 ilçemiz var ama ana merkez bizde. Beraber Büyükşehir'le beraber, az önce bahsettiğim gibi 6 Eylül'le beraber her gün bir Kur'an tilavetinin olduğu, sokak iftarlarının olduğu, 2 tane farklı alanda hocalarımızın sahne aldığı, tasavvuf müziğinin sahne aldığı etkinliklerimiz var. Ramazan boyunca gayet güzel halkımıza iftardan sonra hem etkinliklere, teravihden sonra hem etkinliklere katılabilecekleri, hem alışveriş yapabilecekleri güzel bir hava var. Hava da güzel gidiyor. Gayet güzel. Peki başkanım, ilgi nasıl? Çok güzel. İnsanlarımızın hepsi zaten bu mevsimde dışarıya çıkar, aileleriyle dolaşırlar. İftardan sonra, teravih arasında ve teravihden sonra ailecek. Herkes dışarıda. Sayın Başkanım, bizler zaman zaman halkla iç içe görüştüğümüz zaman bu tarz etkinliklerin sizlerle beraber
Balıkesir'de canlandığını söylüyorlar. Daha önce bu tarz şeyler görmediklerini söylüyorlar. Tabii bir belediyeden ziyade üç belediye birden sokaktayız ve biz AK Parti olarak sanatın hayata renk verdiğini düşünüyoruz. Kültürel faaliyetlerin şehirciliğin en önemli özelliklerinden birini olduğunu düşünüyoruz. Şehire yapacağımız onarım bedelinden ziyade kültüre ve sanata yapacağımız yatırımlarla aslında onarıma ihtiyaç olmayacağını düşünüyoruz. O nedenden dolayı böyle manevi bir ortamda olabildiğince halkımıza sokağa çıkıp sanatsal ve kültürel faaliyetlerimize katılmalarını istiyoruz. Çocuklarımızın eğlenmesini istiyoruz. Ramazan'ı huşu içinde herkesin geçirmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Camilerimizde ikramlarımız oluyor. Sokak iftarlarımız, sokak savurlarımız oluyor. Savurlarımız da var. Gayet güzel. Yani herkes düşünülüyor. Sadece fakirlerin ihtiyacını karşılamaktan ziyade mahalle komşuluk hukuku üstünde duruyoruz bu sene. Yani bütün iftarlarımız aslında her vatandaşımıza ulaşmak için komşular bir arada sokakta, kendi sokaklarında, yürüdükleri, arabalarını park ettikleri sokakta bizim organize ettiğimiz imkanlarla hayırsever vatandaşlarımızın zekatları, fitreleriyle yapılmış iftarlarla hep beraber iftar yapıyoruz. Peki Balıkesir'de Ramazan'da olmazsa olmaz. İşte iftarımızda şu mutlaka bulunur ya da sahurumuzda bu olmak zorundadır diyeceğimiz noktalar var mı? Tabii bizim zeytinyağlı yemeklerimiz Türkiye çapında meşhur. Çünkü zeytinyağının yetiştiği bir bölgeyiz. Ev hanımlarımız bizim etin yanında çok güzel sulu yemekler ve zeytinyağlı yemekler yaparlar. Bu zeytinyağlı ürünlerimiz hep vardır. Balımız hep vardır. Tabii et, süt, yoğurtla meşhur olan bir bölgede tereyağı veya tereyağı ürünleri, süt ürünlerinin olmaması mümkün değil. Çok zengin bir soframız var. Biz aslında Osmanlı geleneklerini yaşatan bir bölgeyiz. İsmeriniz de var yani. Balıkesir'e özgü tatlı her yerde bunu göreceksiniz sevgili izleyiciler. Evet, hörüşmelim genelde bizim misafir ağırlarken olur. Ama kendi ev adetlerimizin içerisinde genelde tatlı olarak yine biz herkes gibi mutfakta ev hanımlarının yaptığı revani, işte ona benzer tatlı, Kemal Paşa tatlıları daha fazla olur. Ama yani hörüşmelimsiz bir misafir yemeği düşünülemez. Peki Sayın Başkanım, hiç Ramazan anınız var mı? Hani çocukluğunuza biraz gidelim. İşte Ramazan'da şöyle yaşardık. Şimdi daha böyle sizin yurt dışında da yaşadınız. Evet. Hani özlemleriniz çok fazlaydı. Şimdi Ramazan denince yaz Ramazanları biraz daha tabii hatırda kalır oluyor. Çünkü sahurla iftar arası vakit çok az oluyor. Ve siz o süre içerisinde hep dışarıda oluyorsunuz. Ben 40 yaşındayım. Benim 14-15 yaşımda yazındı yine Ramazan. Yazın tabii biz erik bağlarına dalardık. Bizim bu bölgede bağlar var. Tabii hem oruç tutup hem komşunun eriğini almak. Onlar da helal ediyorlardı bize. Tabii bir gün geceliğin kovlamıştı bağımızın sahibi. O benim. Tabii bizden korumak için tutuyordu. Bizim de evde dolapta olmasına rağmen tabii dalından komşunun almak. Evet, ben o Ramazanları unutmuyorum. İnşallah şu anki çocuklar da sizler kadar şanslı olur. Biz de biz de onlar için çok güzel etkinlikler, yani belediyelerin düzenlediği etkinlikler var. Okul bahçelerinde düzenlediğimiz şenliklerin yanı sıra işte bu aileleriyle beraber geldiklerinde zıp zıptan tutun yüzme havuzuna kadar işte havuzda oynarız. Evet. Hacivatımız, Karagözümüz, mahalle Hacivat Karagöz oyunları oynanıyor mahalle iftarlarından sonra. Yani çocukların da geçmişte biz bunları yapıyorduk diyebileceği çok fazla anı bırakıyoruz. Peki Sayın Başkanım, sizler Ramazan etkinliği düzenlerken yine boş durmuyorsunuz. Belediye olarak çalışmalarınız devam ediyor. Peki yeni projeler, bayramdan sonra başlayacak projeler var mı? Ki herhalde olmazsa olmaz bir de Kırkpınar'ınız var. Artık Kırkpınar'la yarışacak bir güreşiniz var. Görelim Mehmet Belivan. Evet. 15-16 Ağustos'ta yine Kurtdereli Mehmet Belivan güreşlerimiz var. Bu 25 ve 26'sında 150 yıldır devam ettiği bilinen, son 25 yıldır da organize bir şekilde yapılan Şamlı Panayırımız var. Burada köylüler kendi ürünlerini satıyorlar. Tabii çeşitli yarışmalar düzenleniyor. Sanayi ürünleri, yani tarıma dayalı sanayi ürünlerinin tanıtımı yapılıyor. Farklı sanatçılar gelip çıkıyor. Luna Parklar düzenleniyor. Bu da geleneksel, yani yüzyıllardır devam eden diyebileceğimiz bir kırsal mahalle etkinliği. O da yani bu
Perşembe Cuma yapılıyor. Bir köy herhalde değil mi? Mahalleniz tabii, köyünüz tabii. Eskiden. Yani bizim şimdi kırsal mahalle dediğimiz eski köyümüz. Bütün köylüler ona geliyor. Gönen'den tutun Sındırgı'dan. Orada herkes kendi ürünlerini satıyor. İşte yarenler, asker arkadaşları, herkes orada, hacı arkadaşları orada buluşuyor. İki gün devam eden bir Şamlı panayırımız var. 15-16 Ağustos'ta yine Kurtdereli Mehmet Pehlivan güreşlerimiz var. Bunda iddialısınız. Tabii iddialıyız. Her sene biraz daha geliştirerek, öncelikle tabii ki ilk hedefimiz en az 40 Pınar standartlarında olmak. Daha sonra uluslararası platformu açabileceğimiz bir altyapısı olsun istiyoruz. Başkanım Allah yolunuzu açık etsin. Sağ olun. Gerçekten çok hızlısınız. Bayağı hızlı çalışıyorsunuz. Biz hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Sağ olun. Bayram için özellikle yurt dışından şu an gurbetçilerimiz tatil için gelmeye başladılar. Onlara neler söylemek istersiniz? Evet, ben tüm vatandaşlarımıza Ramazan ayının huzur, bereket, bolluk getirmesini, bol bol sevap kazanmaya vesile olmasını diliyorum. Herkesin bayramını şimdiden kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun böyle imkan verdiğiniz için. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız. Sayın Başkanım nasılsınız? Sağ olun efendim, çok teşekkür ederiz. Hayırlı Ramazanlar. Amin. Öncelikle. Amin, Allah razı olsun bütün biz Balıkesirlilere, hemşehrimize, İslam aleminin Ramazanlarını tebrik ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz hepsine. Sayın Başkanım, Balıkesir'e girdiğimizde sokaklar iftarda bambaşka. Akşamları şenlik alanlarıyla dolu dolu. Evet. Neler söylemek istersiniz? Nasıl geçiyor Ramazan Balıkesir'de? Bu İkinci Ramazan 30 Mart'tan sonra tabii iki merkez ilçe belediyemiz var. Altı Eylül ve Karesi ilçelerimiz, büyük şehirimiz. Şu anda Balıkesir'de her gün 7 yerde sokak iftarı var. Bütün mahallelerde. Yani 200 iftar oluyor Ramazan boyunca. Yani bütün Balıkesirliler bu iftarlardan istifade edebiliyor. Tabii Ramazan etkinlikleri de var. Ramazan rahmet ayı, bereket ayı, gönüllerin yumuşadığı, yardımlaşmanın arttığı bir ay. Bizler de hem belediyelerimiz hem büyükşehir bu Ramazan'ın bereketinden vatandaşımızın istifade etmesi, muhtaç sahiplerinin, bunun için bir gayret sarf ediyoruz. Sayın Başkanım, bir de özellikle hani alışılagelmiş Ramazan çadırlarının ötesinde burada tamamen restoranlar gibi insanlara iftarlar, sahurlar verildiğini gördü. Evet, tabii şimdi yaz olması hasebiyle artık kapalı yerlerde değil, açık sokak iftarları, caddelerde. Sunumları da farklı gördük. Sokaklarda oluyor ama kapalı mekanlarda da yapılan iftarlar hakikaten belediyelerimiz çok kaliteli. Evet, kesinlikle. Porselen tabaklarda, efendim çatalıyla, bıçağında kuyruk öyle. Kuyruk beklemek yok burada. Kuyruk beklemek de yok. Önlerine servis de yapılıyor. Herkes oruçlarını açıyor. Efendim iftarını yapıyor. Sahurlar bile yapılıyor. Sahurda da bu etkinlikler var. Güzel bir Ramazan yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Başkanım, son olarak şunu sormak istiyorum. Ramazan'a bir gün önce bir sel felaketi yaşadınız. Evet. Ve halkın yarasını sardınız. Ve Ramazan'a Bismillah dediniz. Nasıl bir dönem geçti? Şu an durum efendim, nedir? Tabii o gün bir saat içerisinde metrekareye 65 kilogram yağış düştü. Bu yalnız Balıkesir'in merkezinde oldu. Yani biz diğer Balıkesir ilçelerine de baktığımızda ne Kepsut'unda ne Bigadıcı'nın en yakın yerlerde bile böyle bir yağış yok. Tabii bu bir tabii afet. Belediyemize 1745 talep geldi, şikayet geldi. Tabii çay deremiz taştı. Çay deresini ıslah ediyoruz. Herkes soruyordu bu nasıl dolacak diye. Cenab-ı Allah bir saat içinde çay deresini doldurdu. Evet. Efendim. Tabii mağdur olan vatandaşlarımız oldu ama bununla ilgili itfaiyemiz, fenişlerimiz,
efendim BASKİ'miz ekipleriyle vatandaşın yardımına koştuk. Şu günlerde de eğer böyle bir yağış olursa zaten meteoroloji ihbarlarını yapıyor. Ama Balıkesir'le ilgili de tabii Balıkesir'in kanalizasyon projesi yapılırken yağmur suyu yapılmamış. Yağmur suları da kanalizasyona verilmiş. Dolayısıyla şimdi onun proje çalışmalarını yaptırdık, tamamlanmak üzere. Tabii Balıkesir'in yağmur suyu kanalları 100 milyonun üzerinde tutuyor. Evet. Büyük bir rakam. Tabii büyük bir rakam. Balıkesir'de 14 dere yatağı var. Ama zamanında bu dere yataklarına hep imar verilmiş, iskan verilmiş. Kapanmış. Ne oluyor bu sefer? Oradaki evlerde su altında. Tabii bunlar inşallah zaman içinde çözülecek ama böyle bir doğal felaket dünyanın neresinde olursa olsun yine su baskınları oluyor, mağduriyetler oluyor. Ama devletimiz bu mağduriyetleri zaten mağdur olan ailelerle ilgili çalışmalar da yapıyor. Yapılıyor. Bu mağduriyetlerde biz yaraları saracağız. İnşallah. Ve aynı zamanda herhalde AK Belediyeciliğin insana verdiği değeri burada görmek mümkün. Tabii. O tabii AK Belediyecilik Tayyip Erdoğan'dan geliyor. Bizim ustamız o. Biz onun çırağıyız. Onu örnek alıyoruz. Nasıl İstanbul'da güzel işler yaptıysa biz de inşallah Balıkesir'de bu işleri yapacağız. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum Sayın Başkanım. Biz teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler, bizler ne yapıyoruz? Balıkesir Ramazan etkinlik alanlarına geçiyoruz. Buyurun otele geçmiyorsunuz. Direkt Balıkesir Meydanı'nda Karesi Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda Karesi Bedesteni'ne geliyorsunuz ve gördüğünüz gibi daha meydana gelmeden o kadar güzel ilahiler, tasavvuf müzikleri bizi karşılıyor ki ben içeriği çok merak ettim. Buyurun birlikte girelim. Bu etkinlik alanında, bu güzel Ramazan akşamında neler yaşayacağız hep birlikte görelim. Ki ilk canımız ne isteyecek? Türk kahvesi efendim. Hele bir de nar gibi kömür ateşinde olursa herhalde keyfimize diyecek yok. Bizler de ne yaptık? Fesimizi taktık ve nar gibi kızaran ateşte kahve pişireceğiz.
Kolay gelsin. Sağ olun. Bayağı terlemişsiniz. Ateşin karşısında böyle oluyor. Kaç fincan pişiriyorsunuz aynı anda? Aynı anda 7-8 tane ocağın aldığı kadar yapıyoruz. Bayağı sırada bekleyen var. Evet, yetişmiyor. Çadırın içine oturmuşlar sevgili izleyiciler. Bir tane de biz alalım mı böyle şekersiz? Tabii, hemen. Hemen yapalım. Of, sevgili izleyiciler, ateş öyle geliyor ki bana. 2 dakika dayanamadım. Allah sabır versin. Bedesten çarşısına geldiğinizde Ramazan boyunca odun ateşinde mis gibi kızarmış gözde kahveyi Mehmet abinin yörük çadırında içeceksiniz. Mehmet abi, Ramazan nasıl geçiyor? Ramazan, Balıkesir'de biz ilk defa bir Ramazan geçirdik. Biz Dursun Beyliyiz. Hakikaten dolu dolu, heyecanlı bir Ramazan. Peki akşamdan beri kaç tane kahve verdin? Aşağı yukarı 1200 adet oldu. Yetişmemiz mümkün değil. 3-4 saattir değil mi bu? Yani. Peki bu içinde bulunmuş olduğumuz mübarek aylarda bizi izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersin? Valla ben diyorum ki tüm Ramazan tüm Müslüman alemine hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız bir tane tüm Müslümanlar iç içe yaşasın, yardımlaşmalar başlasın. Çünkü Ramazan deyince bizim göğüslerimiz kabarır. Biz Dursun Beyli olarak çok yardımsever bir insanlarız. Balıkesir'de bunu gördük. Dolu dolu bir insan yardımlaşma olsun, insanlar kucaklaşsın. Bizim isteğimiz bu. Özellikle tatile gelen izleyicilerimiz mutlaka Balıkesir'de Bedesten Çarşısı'nda közdeki bu enfes kahveyi de içmeden gitmesinler diyoruz. Ben de kurdum ışık yaptım, açıldı Bursa'da bahtım. Orhan Camii yapısında gezerken rastladım tuhaf bir adama. Adı Karagöz, kendi derbeder. Biz konuşunca etraf seyreder. Padişah sordu, nedir ahval, neden işler yürümez acep? Dediler ki bu iki kişi sebep. Padişah köpürdü, ikimizin de kellesi götürüldü. O gün bugündür mekanımız perde. Bu Türk oyunu kökleşti her yerde. Bedesten çarşısı gerçekten tıklım tıklım ve her yerde değişik güzellikleri yaşamak mümkün ki biz burada çay içerken gördüğünüz gibi leblebiler bile bize ikram edildi. Efendim öncelikle hayırlı Ramazanlar, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sizi tanıyabilir miyim? Sema Marmaralı. Sema Hanım, nerelisiniz? Balıkesirliyiz. Nasıl geçiyor Ramazan? Çok, her zamanki gibi. Bu sene daha böyle bir. Havalar soğuk mudur bilmiyorum böyle. Daha anca başladı. Yaz geldi ama kendisi evet, gelmedi. Gelemedi, evet. Bitirmiş bir alemi, aklım yetirmiş bir alemi. Bitirmiş bir alemi, aklım yetirmiş bir alemi. Olmazsa olmazı. Macun efendim, hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Hayırlı akşamlar efendim. Allah razı olsun efendim. Nasıl gidiyor çarşı? Çok güzel, çarşı süper. Kalabalık. Süper, kalabalık. Bu kadar olur, mükemmel. Peki, mükemmel. Kaç saat buradasınız? Aşağı yukarı gece 2'ye kadar buradayım. Peki, bu Osmanlı macununu çocuklar artık tanıyorlar mı? Hepsi biliyorlar. Herkes de istiyor değil mi? İstiyorlar, istiyorlar. Hemen evet, bir de bize alalım mı? Neyli var bu macunlardan, rengarenk? Rengarenk. Şimdi ben size sayayım. Kakao, muz, badem, kivillen, elmalı, portakallı, limonlu, çilekli, vişneli. Hepsini alabiliyor muyuz? Hepsinden veririm. O hepsinden. Zaman bizim ekibe şöyle güzel bir Osmanlı macun efendim. Evet, bunun sarılması da özel. Böyle herkes yapamaz değil mi? Mümkün değil. Mümkün değil. Bunu görünce hemen Ramazan insanın aklına geliyor. Evet. Ramazan'ın vazgeçilmezi. Kime veriyoruz? Bana veriyorsunuz. Evet efendim, işte iftar yemeğinden sonra ne yapacaksınız? Balıkesir'de buraya geleceksiniz ve bunu yemeden gitmeyeceksiniz. Afiyet olsun. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun. Teşekkür. Sizi tanıyabilir miyim? Müzeyyen Akkaya. Müzeyyen abla, nerelisin? Balıkesirliyim aslen. Nasıl geçiyor Ramazan? İyi geçiyor Allah'a çok şükür. Peki Ramazan etkinlik alanı oldukça kalabalık. Evet, çok güzel. Her zaman böyle olur mu? 2 senedir böyle oluyor. 2 yıldır böyle. 2 yıldır böyle. Peki beğeniyor musun? Neler yapıyorsun? Beğeniyoruz. Geldik. Ramazan nasıl geçiyor? Neler yapıyorsun?
mukabeleye gidiyoruz, Kur'an'ımızı okuyoruz, namazımızı kılıyoruz. İşte öyle kızım. İftardan sonra da buradasınız. İftardan sonra da buraya geliyoruz. Öyle. Peki nereleri gezdin, alışveriş yaptın mı? Bayağı standlar görüyorum ben. Daha hiç alışveriş yapamadım, torundan uğraşıyorum. Ha, torunlar önce eğlenecek değil mi? Evet, torunlu dedesi götürdü. Ondan sonra dolaşacağız inşallah. Peki şu an yurt içi ve yurt dışından bizi izleyen yakınlarınız, akrabalarınız var mı? Var. Bursa'da. Kimler var, nerelerdeler? Ablam var Bursa'da, Karacabey Boğazı'nda. Öyle. O zaman ablanıza selam yollayalım mı buradan? Yollayalım. İyi Ramazanlar abla. Biz de buradan... Almanya'da da var. Almanya'da kim var? Eltim'in kızları var, Esma. Almanya'nın neresini bilmiyorsunuz? Onu bilmiyorum. Gelecekler mi izne? Gelecekler inşallah. Bir an önce gelin, Türkiye'yi yaşama zamanı değil mi? Tamam. Tam mevsimi. Teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun. Sağ olun. Hadi. Bu güzel Ramazan akşamında Bedesten Çarşısı'nda Ebru sanatı yaparak da deneyimlerinizi keşfedebilirsiniz. Özellikle benim gibi ilk defa yapacaksanız. Hocam merhabalar, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Karesi Belediyesi'nin öncülüğünde mi hazırlanıyor bu kurs? Evet, Karesi Belediyesi öncülüğünde Karem Akademisi bünyesi altında hünerlerle birlikte çalışıyoruz. Atölyelerimiz Karesi AVM'de. Karesi Belediyesi hünerli hanımları alıyor, onlara sanat mı öğretiyor? Evet. Peki Ebru sanatı kolay bir sanat mı? Bana karşıdan bakınca kolay ama ben 30 yıldır Ebru yapıyorum, hala öğreniyorum. Peki ben ilk defa yapacağım, sizce yapabilir miyim? Ya ben sizi yönlendirirsem yaparsınız. Buyurun o zaman güzel sevgili izleyiciler, Hilalci Hasbihal programına güzel bir Ebru çalışması yapıyoruz efendim. Evet, rengarenk boyalar, ne yapıyoruz? Gerçekten Karesi Belediyesi'nin özellikle ev hanımlarına ya da bayanlara ne kadar torpil yaptığını gördüm. Müthiş şeyler var. Gerçekten bunları görmemek mümkün değil. Sizi tanıyabilir miyim? Ben Ebru Deniz. Ebru Hanım, neler yapıyorsunuz böyle siz? Neler? Gerçekten ben hayran kaldım. İlk defa gördüm böyle şeyler. Ben kilim dokuma ve çarpana dokuma kursu veriyorum. Şöyle göstereyim çarpana. Şunlar şöyle. Dokumalarımız. Çarpana dediğimiz çarpana. Ne? Bu kartlarla dokuyoruz bunları. Şu kartlarla. Kartların üzerine mi dokuma yapılıyor? Bu kartların üzerine iplikleri uyguluyoruz desene göre. Ondan sonra bir ucunu belimize, bir ucunu da sabit bir yere bağlıyoruz ve aradan atkı ipi geçirerek oluşturuyoruz bunları. Şu çantanın üzerindeki çalışmalar da aynı şekilde. Evet, onlar da çarpana. Şu yeleğim var. Çarpana. Aa, müthiş güzel. Bunlar unutulmuş Türk el sanatları arasında. Peki ilgi çarpana. Nasıl? İlgi şu anda başta yoktu tabii, bilinmiyordu çünkü. Çarpana dediğim zaman diyorlardı ki çarpana ne? Gösteriyorum şerit şu halde. Şöyle diyorlardı ki bu ne olacak böyle? Tek başına ne işe yarayacak? Ne işe yarayacaksa daha sonrasında bunları uygulamaya başladık. Keçeyle birleştirdik, kumaşlarla birleştirdik. Şu anda burada olmayan bazı. Bileklik olarak bile kullanılır. Bileklik, evet, aynen öyle. Aynen öyle. A'dan Z'ye sevgili izleyiciler, her şey düşünülmüş. Özellikle bayanların ister bunları yapıp para kazanıp ailelerine katkıda bulunabilirler. Dilerlerse bunları öğrenip sırf evlerinde bile kullanma şansları var. Karesi Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel etkinliklerin devamı gelir inşallah. Çok eğleneceğiz bu akşam.
misiniz? Bir alkış rica edeyim. Evet değerli Balıkesirliler, Ramazan denince ibadet ve hayır ayı akla geldiği gibi aynı zamanda neşe, mutluluk ve şehrin bütünleştiği ay da akla geliyor. Bu Ramazan ayı boyunca Balıkesirli vatandaşlarımızın hepsine farklı yerlerde, farklı şekilde iftar öncesi ve iftar sonrası etkinliklerimiz var. Bu etkinliklerle umarım tüm halkımız Ramazan ayını huşu içinde Ramazan bayramıyla bütünleştirir ve ibadet olarak değerlendirir. Hepinize afiyet olsun, hayırlı iftarlar. İşte sevgili izleyiciler, Balıkesir'de Ramazan akşamları böyle yaşanır. Birbirinden güzel etkinliklerle, keyif dolu, eğlence dolu. Evet efendim, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür eder. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşça kalın.